Merhabalar. Şimdi size tiroid hastalıklarında ameliyatsız yöntemlerden söz edeceğim. Ama öncelikle şunu en başta belirtmek istiyorum: Bu yöntemler uygulanacaksa hastaların çok iyi seçilmesi ve çok deneyimli kişiler tarafından radyologlar tarafından yapılması gerekmektedir. E, ablasyon radyo frekans ablasyon veya mikrodalga yöntemiyle ablasyon dediğimiz zaman bir büyük nodüse onun küçültülmesi, hacminin küçültülmesi, bir tiroid kanseri ise de onun ortadan kaldırılması yani tamamen hücrelerinin yakılarak yok edilmesi, hasara uğratılıp. Yani tekrar bu tiroid kanserinde ablasyon sonrasında 3 ay 4 ay sonra siz biyopsi yaptığınız zaman orada tiroid hücresi görmüyorsunuz. İşin mantığı da şu. Tiroid kanseri öldürmediğine göre büyük ameliyatlar hele ki iki taraflı ameliyatlar yapmak yerine çapı uygunsa, yeri uygunsa teknik olarak mümkünse bu tarz yöntemler tabii ki deneyimli ellerde rahatlıkla uygulanabilir. Daha sonra zaten tiroid kanserlerine yeni yaklaşımlardan da söz edeceğim. E bu yeni yaklaşımları düşündüğümüz zaman zaten bu yöntemin çok rahatlıkla yapılabileceği ne göreceksiniz. Şimdi seneler önce bu radyofrekans ablasyonu daha dünyada da yokken. 4 kere tiroid kanserinden işte boyun diseksiyonu ameliyatı olan bir hastamızda yan tarafta bir tane 2 santim çapında bir lenf ganglion metastazı vardı. Ben çapadayken bunu bu yöntemle tekrar artık beşinci kez ameliyat etmeyelim. Bu yöntemle bu lenf ganglionunu ortadan kaldıralım diye bir fikir sundum. Ve bunu endokrindeki arkadaşlarla birlikte onlar da kabul edince deneyimli radyoloğumuzla birlikte işte araştırarak nasıl yapılacak diye bu hastada bunu uyguladık. Ve bu dünyada bir ilkti. Yani lenf bezi metastazının radyo frekansla ortadan kaldırılması. Takiplerinde de tamamen metastatik hücrelerden kayboldu. Çünkü 5. kez ameliyat etmek hasta için de bizim için de çok zorlu olduğu için bu yönteme aslında çok uzun yıllar önce çapadayken biz uygulamıştık. Şimdi bu e, çok yeni bir yöntem değil çünkü e, karaciğer kanserlerinde radyofrekans ablasyon uygulanıyor çok uzun yıllardır. Ama hangi kanserlerde cerrahi olarak çıkarılması mümkün olmayacak yerde olan, çapı nispeten küçük olan kanserlerde uygulanıyor. Tabii ki karaciğer kanserinin tamamen biyolojisi farklı olduğu için tam kür sağlanıyor diye bir şey yok çünkü o bir karaciğer kanseri. Şimdi e, tiroid nodüllerinde daha yaygın olarak uygulanıyor ve Türkiye'de de bu işi yapan radyolog meslektaşlar var. Burada önemli olan her vakaya yaparım deyip e, cesaretle o işe açıkçası bence girişmemek. Bir klinisyenle birlikte koordineli gidilirse yani önce bizden bir onay alınıp daha sonra da radyolog meslektaşlar teknik olarak uygunluğunu değerlendirirse başarı oranı artar. Yani ablasyon yöntemleri hem tiroid nodüllerinde hem de tiroid kanserlerinde hatta paratiroid adenomlarında da giderek artan sıklıkla uygulanmaya başlandı ve daha da uygulanacak. E, yeter ki dediğim gibi deneyimli kişiler tarafından yapılsın ve hastalar çok iyi seçilsin Videoyu beğenmeyi unutmayın kanalıma da abone olursanız sevinirim